Çukurova'nın Efes'i diyorlar. Tapınak rahibeleri ateş üzerinde yürüme ritüelleri gerçekleştiriyor. Osmaniye'deki ikinci günümüze başladık arkadaşlar. Bugün çok güzel yerler göreceğiz. Planımız da var. Bazı yerleri yani açılmadan önce biz göreceğiz gibi görünüyor. Sağ olsun burada kültür müdürümüz çok yardımcı oldu. Henüz ziyarete açılmayan yerleri de görmemize vesile olacak. Çok heyecanlıyız bakalım. Kastamonu'yu göreceğiz. Çok önemli bir yer. Yani buraların Efes'i gibi. Öyle düşünün. Çukurova'nın Efes'i. Kadirli ilçesine doğru gidiyoruz. Yepyeni videomuza hoş geldiniz. Yine birlikte harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Videomuz başlamadan önce eğer değilsen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutma. İyi seyirler. Yolu karşıya geçtikten sonra az ileride bir köprü var. Tamam. O köprü Ceyhan Nehri'nin köprüsü. Tamam. O köprüyü geçip tekrar soldan devam edeceğiz. Şu tepenin arkasında Kastabağla. Tamam. Kastabağla Hiyopolis'e doğru yola koyulduk. Hemen sağ tarafta gördüğünüz şey nehir, Ceyhan Nehri. Bir ortama dahil olduk yoldan ayrıldıktan sonra. Çok güzel şeyler duyduk hakkında. Biz de merak ediyoruz açıkçası. Ceyhan Nehri arkadaşlar. Üzerinden geçiyoruz Ceyhan Nehri'ni şu anda. Çok güzel. Kastabağla Kalesi hemen kendini gösterdi zaten, hemen şu sağ tarafta arkadaşlar. Sarpi Yamacın tepesinde sütunları da görmeye başladık açıkçası sağ tarafta. Şuralarda da tarihi kalıntılar var. Tabi buralar büyük ihtimalle komple şehirdi. Kastabağla'ya giriyoruz. Kastabağla antik kent. Çok güzel görünüyor karşıdan. Merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba abici. Ceyhan Nehri etrafında yaşayan halk, kor haline gelmiş ateşin üzerinde yürüyen rahibeleri izlemeye gelirmiş bu kente. Sütunlu caddelerinin benzerliğinden dolayı Çukurova'nın Efes'i diyorlar buraya. Kastabağla Türkiye'nin iki kutsal antik kentinden bir tanesi. Arkadaşlar Osmaniye'yi geziyoruz. Bildiğiniz gibi Osmaniye'nin en önemli yerlerinden bir tanesi Kastabağla'dayız. Buraya halk arasında duyduğum kadarıyla Çukurova'nın Efes'i diyorlar. Doğru mu? Evet. Fariz Bey ile birlikteyiz. Fariz Bey buranın kazı sorumlusu. Biz de istedik ki biraz ondan buranın hikayesini dinleyelim. Buranın özelliklerini biraz ondan dinleyelim. Çünkü en doğru bilgiyi alabileceğimiz insan sizsiniz burada kazının başında olarak. Bize Kastabağla ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Kastabağla antik kenti, antik dönemde Kilikya olarak bilinen bölgenin en önemli kentlerinden birisi. Antik kaynaklarda Kastabağla olarak geçen kentin ismi Hierapolis, yani kutsal kent olarak da bilinmekte. Karatepe'nin doğusunda Bahadırlı köyünde bulunan Aramice yazıtlar da bura hakkında bilgi vermekte. Yazıtlarda Kubaba Pirbaşua ve Kastabağla'nın topraklarından bahsedilmekte. Ve Helenleşme sürecinde bu tanrıça Artemis Perasia'ya dönüşmüş. Artemis Perasia kültünde de
tapınak rahibeleri ateş üzerinde yürüme ritüelleri gerçekleştiriyordu burada. Hmm. Ve bu ritüeller biliyorsunuz Uzak Doğu'dan veya Balkanlar'da esinleniyordu. Evet. Kutsal kentte en az iki tapınağın varlığı bilinmekte. Bu çıkardığımız yerlerde. Evet, bu bölgede. Birisi çok eskiye dayanıyor, diğeri de Roma döneminde ait bir tapınak. Kentte iki büyük sütunlu caddemiz var. Birisi tapınağa doğru gitmekte. Diğer aşağıdaki sütunlu cadde de tiyatro ve hamamın önünden geçmekte. Kentin tiyatrosu oldukça sağlam olarak ele geçmiş. Üst kısımdaki kemerli yapı biraz tahribata uğramış. Toprak altında da en az 7-8 basamağımız var. Sahne binamız da büyük ölçüde sağlam olarak ele geçmiştir diye tahmin ediyoruz. Tabii burada çalışmalar daha devam ediyor, kazı çalışmaları. Evet, kazı çalışmaları ve restorasyonlar tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle görünüşü Aspendos ve Perge Tiyatrosu'na benzeyecek. Evet. Zaten ilk geldiğimizde benim dikkatimi çeken, hani hiçbir şeyi olmamış daha. Yenileme yapılmamasına rağmen oldukça gayet bütün görünüyor. Yani evet, gayet iyi görünüyor evet. Şu an. Bittiğinde daha güzel olacak. Evet. Çok güzel bir kalesi var. Biz daha yolda gelirken, yaklaşırken görmeye başlamıştık. Çok sert bir kayanın üstünde, henüz oraya çıkılmıyor sanıyorum değil mi? Kaleye ziyaret yok şu anda. Kaleye şu anda ziyaret yok güvenlikten dolayı. Ha. Çünkü duvarlarda biraz tahribat söz konusu. Bazı taşlar askıda kalmış. Yıkılma tehlikesi söz konusu. Olarak hakkında da bir proje hazırlanıyor şu anda. Yani restorasyon koruma projesi hazırlanmakta. Kent bir büyük bir kaya kütlesinin etrafında konumlanmış durumda. Kutsal olma özelliğini Orta Çağ'da, Bizans döneminde de devam ettiriyor diyebiliriz. Çünkü iki adet kilisemiz var. Yani yine Roma yapılarından sökülme iki adet kilisemiz var. Valla tebrik ederiz hocam. Yani çok zor bir iş yapıyorsunuz. Ve ortaya çıkarttığınız şeyler gerçekten çok önemli. Biz çok seviyoruz açıkçası. Hani gezdiğimiz yerlerde şeyi düşünüyoruz. O Sütunlu Cadde'den yürürken mesela, ya 5000 yıl önce, 10.000 yıl önce neyse tarihi, orada birileri burada yürümüş. Evet. Bunu da sizlerin sayesinde görebiliyoruz. Yani sizin çıkarttıklarınızın sayesinde görebiliyoruz. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz yani bütün ekibe. Çok sabır isteyen bir iş değil mi? Yani sabır, imkan, hani böyle birçok şey bir araya gelecek ki siz istediğiniz şeyi ortaya çıkarabilirsiniz. Biz de bir an önce bu sütunlu cadde ve tiyatroyu açığa çıkararak yani ziyaretçilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. İnşallah, inşallah. O zaman buralar biraz daha bakımlı hale gelecek. Tabii ki. Ziyaretçiler arttıkça buraya karşılama üniteleri, çeşitli kafeteryalar olsun, dinlenme yerleri oluşturulacak. Artık burası terk edilmiş bir kent değil de canlı bir kent haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Harika hocam. Çok yani bu güzel. Tiyatroda restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra artık Osmaniye'de ve Kilikya bölgesinde diyelim, Çukurova'da, ve çevre illerden birçok etkinliklerin burada yapılmasını planlıyoruz. Ne güzel olur. Yani planlıyoruz. Tarihin içerisinde yeni bir şey yapılması müthiş olur. Hem buranın tanıtımı içinde çok güzel olur. Yani Osmaniye bizi zaten çok şaşırtan illerden bir tanesi oldu. Hani burası biraz geçiş noktası, biraz gölgesinde kaldığı şehirler var falan ama aslında bu insanların, hani biz demiştik ya arkadaşlar, önce Türkiye'yi keşfedin bu mottoyla devam edelim diye. Gerçekten ülkemizde görmek istediğiniz her şey var. Her şey var. İşte buraları da gelip görün ki bu çalışmalar daha şevkle devam etsin. Hocama şevk gelsin, yöneticilere şevk gelsin. Biz de keyifle daha sonra da buraya gezmeye gelelim. Evet, evet. Şu arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum kameradan. Çalışmanın bir kısmı var. Şu anda tabii çok sıcak çalışma durmuş. Hani kare kare, yani çok küçük alanları kaza kaza ilerlemeye çalışıyorlar. İşleri o yüzden çok zor. Evet. Ama takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarınız daim olsun. Çok sizin nezdinizde, tüm ekip arkadaşlarınıza da öyle. Gerçekten bu imkanı verenler de öyle. Kesinlikle. Bu ekip bence çok büyük bir teşekkürü hak ediyor. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerleri kare gördünüz mü? İşte bu alan alan oluşturulup tek tek kazılarak işte ortaya çıkmış sütunları görüyorsunuz. Bunlar yukarıdan aşağı devrilmiş kaya parçaları. Bunlar kaldırılacak. Bunun altında bir 4 merdiven, pardon 7 merdiven miydi hocam? Bundan 7, sonra 7-8 basamak daha varmış. Yani şu kaldırılacak, kazıya devam edilecek. Aşağıdan da çıkanlar kaldırılacak. Yani ne kadar zor olduğunu göstermek için söylüyorum. Tiyatro ortaya baya baya çıkmış zaten. Hemen şu solda gördüğünüz
Şurası hamam ve işte orada da bir sütunlu cadde olduğu söyleniyor. Oralarda daha devam edecek çalışması. Yani şey burada mükemmel bir şey çıkacak ortaya. Sahne kısmına. Evet, şu bölümde sahne kısmı var. Zaten toprağın altında kaldığı için hocam büyük ihtimalle çok ne derler bozulmamış halde bulacağız diyor. Bu çalışmalar bittikten sonra orası da ortaya çıkacak. Burası bir kültür sanat merkezi gibi olacak. O zaman tekrar geliriz inşallah. O son halinde çekeriz. Bodrum Kalesi, sütunlu caddeleri, hamamları, tiyatrosu ve agorasıyla kazılar tamamlandıkça tüm güzelliğiyle ortaya çıkacak burası. Biraz daha zaman var ama bu haliyle bile dikkat çekici. Osmaniye bizi şaşırtmaya devam ediyor. Kastabalı'dan ayrılıyoruz. Fariz hocam çok yardımcı oldu arkadaşlarla birlikte. Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Size kolay gelsin. Hocam sağ olsun Kastabalı'yla ilgili çok güzel bilgiler verdi bize. Gerçekten burası çok önemli şehirlerden bir tanesiymiş döneminde. Şimdi de kazı çalışmaları devam ediyor. İnşallah çok daha güzel görüntüye ulaşacak güzel projeleri var. Burası Çukurova'nın Efes'in niteliğinde bir yer. Çok büyük bir alan. Tabii biraz sürecek çalışmalar. Şimdi Arslantaş'a doğru gidiyoruz. Orası da çok önemli yine buralarda. Bu bölgenin en önemli yerlerinden bir tanesi. Duyduğum kadarıyla da Türkiye'nin ilk açık hava müzesi. Bakalım nasıl bir yermiş, çok merak ediyoruz bakalım. Bir sonraki videomuzda dünya üzerindeki fenike ve hiyeroglif yazı sistemlerinin okunmasını sağlayan anahtar yazıtların bulunduğu Kral Asatavitas'ın Sınır Kalesi, Türkiye'nin ilk açık hava müzesi Karatepe Aslantaş'ta buluşmak üzere. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla.